Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sultan Özeltürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi gençlerin farklı telaşları var. Son bir hafta kaldı. Tercih günlerindeyiz. Diyorlar ki işte bu alan acaba tarihe karışır mı? Yapay zeka şu alanı etkiler mi? Hukuk hani hiç derler ya modası geçmeyen, insanlık var olduğu sürece olması gereken bölümlerden biri, fakültelerden biri. Evet. Dolayısıyla hukuk seçecek adaylar biraz daha bilinçli seçiyorlar aslında. Hani hayallerinde seçmeliler. Hukuk oluyor. Evet. Öncelikle genç arkadaşlarıma bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Ümit ediyorum gönüllerinde ne varsa o alana yönelebilsinler ve o alanda kendilerini geliştirme ve bir şeyleri dünyada değiştirebilme, fark yaratabilme ve kendileri olabilme fırsatını yaratabilsinler. Hı hı. Öncelikle bu yolda kendilerine kolaylıklar diliyorum. Kolay değil. Hem bu süreçte pandemiyi iyi yaşadılar. O zaman dilimi içinde hazırlandılar bu sınava. Evet. Hem de şimdi tercih aşamasındalar. Bunun farkındayız. Ümit ediyorum istedikleri olur. Önce bunu söylemek isterim. Tabii hukuk üzerinde bu tür konuşmalar var ama size şunu söyleyebilirim. İnsanın olduğu her yerde hukuk var. İnsan ilişkisinin olduğu her yerde hukuk Bütün var. Bütün ilişkilerin Hiç içinde farkında var. Olmadığınız anda mesela işte bazen biz öğrencilere sorarız işte fakülteye gelirken hangi hukuki ilişkilerle karşılaştınız? Hangi işlemleri yaptınız? Mesela içinde bile yok mu? Tabii olmaz yani, olur mu? Her su alıyorsunuz sabah içmek için işte alım satım sözleşmesi yapıyorsunuz. Efendim kırmızı ışıkta duruyorsunuz. İdarenin emirlerine uygun davranıyorsunuz. Birine giderken yanlışlıkla çarpıyorsunuz. Belki ceza hukukunu ilgilendiren bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hayat böyle bir şey veya aldığınız şeyde vergi ödüyorsunuz. Hmm. Bir mükellef oluyorsunuz, vergi mükellefi oluyorsunuz. Yani hukuk bu anlamda insan ilişkisinin olduğu her yerde var. İnsan ilişkisi devam ettiği sürece, insanlar var olduğu sürece hukuk da var olacaktır. Var olacak. Biçim değiştirecektir, yeni alanlara kayacaktır ama şüphesiz var olacaktır. Yani şunu söyleyebilirim. Tabii bu Endüstri 4.0 sonrası dijitalleşme vesaire elbette hepimizi etkiledi. Yapay zeka, nesnelerin interneti artık yeni bir mecraya doğru. Hele hele bizim yaş 50'nin üzeri insanların biraz anlamakta da kendimizi zorladığımız bir alana doğru kayıyoruz. Ama bunu görmezden gelemeyiz. Çünkü hukukun yeni alanlarıyla buluşuyoruz o burada. O hukukun yeni alanlarını soracağım işte. Tam da o noktaya gelmek istiyorum. Şimdi bilişim hukuku. Siz de 3 yıldır Yeditepe Üniversitesi'nde bir yaz okulu yapıyorsunuz. Bilişim hukuku ile ilgili. Bilişim hukuku alanında uluslararası bir yaz okulu yapıyoruz. Ve bu yaz okulu son derece yoğun. Ben bunun bir örneği daha olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de ve yabancı ve kendi alanında etkin hem hukukçular hem uygulamacılar ve Türkiye'den kendi alanında etkin uygulamacılar ve hukukçular katılıyorlar bu programa ve bir hafta boyunca işte pazartesiden cumaya kadar sabah 9.30'dan akşam 9'a kadar süren. Ne gibi ders içerikleri var? Mesela ne öğrenir bir hukukçu bilişim hukuku? Şimdi tabii hukuk iki ana dal hala onu söylüyoruz. İşte özel hukuk, kamu hukuku. Bu alanda mesela siz internetten alışveriş yapıyorsunuz. Hmm. İnternetten alışveriş hangi anda gerçekleşti? Sözleşme hangi anda gerçekleşti? Onu size anlatıyor. Hmm. Çünkü hele hele döviz bu kadar oynuyorsa sözleşmenin hangi anda gerçekleştiği anlam ifade ediyor. Evet. Hele hele büyük meblağlarda. Veya sosyal medyada size ilişkin bir bilgi var. Bu bilgiyi ortadan kaldırmak, anonimleştirmek istiyorsunuz. Unutulma hakkı diyoruz biz buna. Bu acaba bu hakkı nasıl savunabilirsiniz? Ya nasıl? Da fikri haklar mülkiyeti. Fikri, aynen ne öyle. Ne kadar önemli hale tabii, geldi tabii. Bilişim. Mesela başka alanlar var. Örneğin yapay zeka. Hmm. Şimdi zannediyorum adı Sophie'di, bir robot vardı. Evet. Suudi Arabistan vatandaşlık verdi. Şimdi kendi kendine özel düşünebilen, özel kararlar alabilen çok kapasitesi yüksek robotlar bu robotlar. Ve dedi mesela ben tüm insanları öldürmek istiyorum dedi. Şimdi burada bir sorumluluk mesela. Hmm. Mesela geçtiğimiz yıllarda Japonya'da bir yapay zeka belediye başkanlığına aday oldu. Yani şimdi bir de seçilseydi görün kıyameti. Yani ortama baktığınızda veya insansız araçlar, otomobiller vesaire. Doğru. Veya ne yapıyorsunuz? Nesnelerin interneti, bütün cihazlar internete bağlı artık ve bu arada sizin tabii kişisel verileriniz her yerde. Hmm. Sizin kişisel verilerinizi nasıl koruyacağız? Bireyi çünkü birey teknoloji arttıkça, teknoloji güçlendikçe bireyi
korumamız gerekir. Bütün sistem bireyi koruma üzerine kuruludur. Kurulu olmalıdır hukuk bakış açısıyla. O yüzden bizim hedefimiz bireyin mutluluğudur zaten. Ve uyuşmazlıklar varsa onları da en adil biçimde çözmektir. O yüzden ister istemez biz bu alana hukuku sokmak zorundayız ve bunları bir program çerçevesinde sunuyoruz. Sadece bunu yapmıyoruz. Bizim aynı zamanda bilişim hukuku alanında bir yan dal programımız var. Yani oldukça yüklü bir programla karşı karşıya üniversitede bizim öğrencilerimiz. Ama onun dışında bir de yan dal programı, bilişim hukukuna ilişkin yan dal programı alabiliyorlar. Orada da yine aynı şekilde hem teknolojik hem de hukukun, teknoloji ve hukukun kesiştiği noktalarda bilişim alanında spesifik çalışmalar yapıyorlar. Şimdi bu alanlar çeşitlenirken tabii programın başında da konuştuk ya, öğrenmeyi öğrenmek, adaptasyon diye. Yani bir hukukçu kendini sürekli yenilemeli. Yani o aslında insanların ihtiyaçları, ekonomik koşullar, her şey değişince hukukta da yeni alanlar söz konusu oluyor. Hani bu böyle bu seneye has hukukta yeni alanlar değil. Hukukta her sene yeni bir sürekli alan olabilir. Yani sürekli yenileniyor. Sürekli. Ve size şu kadarını söyleyeyim. Hukuk her alanda var. Mesela suyun hukuku var. Savaşın hukuku var. Uzayın hukuku var. Hatta bu podcastler pek moda. Yurt dışında da biz de yapıyoruz. Podcast yayınları yapıyoruz. Bu yayınlarda mesela restoran hukuku, moda hukuku, eğlence hukuku. O kadar artık uzmanlaşmış. Artık size daha ötesini söyleyeyim. Mesela yine şey yapıyoruz. Neler olup bitiyor medya dünyada. Medya hukuku, spor hukuku. Tabii. Yiyecek hukuku mesela. Yiyecek hukukunun da alt branşları var. O branşlar içinde efendim işte dini vasıflarla yemekler, işte helal yiyecek vesaire ya da işte başka inançların düşünceleri etrafında şekillenen yiyecekler. Diğer tarafta organik olan olmayan, onların yetiştirilmesi vesaire, inanılmaz devasa bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Yani hukuk uçsuz bucaksız, hani biz okyanusta bir damlayız. Öyle o yüzden söyleyeyim. Hukukun da kesişmediği alan yok. Hani hep böyle gelen bütün konuklarımız işte disiplinler arası çalışma diyor. Evet. Yani kesişmediği bir disiplin var mı hukukun? Yok. Gerçekten yok. Yani biz zaten bilişim hukuku dersine önce teknolojiyle başlıyoruz. Önce daha önce TÜBİTAK başkanlığı yapmış olan mühendislik fakültesi dekanımız var. O başlıyor teknik verilerle. Çocuklar önce onları öğreniyorlar. O kapsam çerçevesinde bunu hukukta nasıl uygulayabiliriz? Burada nasıl açıklar bulabiliriz? Çünkü hukukun hedefi insanı korumak. İnsanı korumak için teknoloji karşısında bunu nasıl yapabiliriz? Bireylerin haklarını ve hürriyetlerini nasıl garanti altına alabiliriz? Onun planını yapıyor. Aracı bilmesi lazım. Peki eğitim alıyorum ben, hukuk eğitimi. Evet. Şimdi bazı alanlarda kafada canlanıyor. Tıp hastanede uygulama yapar. Evet. İşte mühendislik laboratuvara girer. Hukukçunun uygulama alanı eğitimi esnasında neresi oluyor? Öncelikle tabii bizim sınıflarımız var. Sınıflarımızda hocalarla karşılıklı, ama bunun nasıl yapıldığı önemli. İnteraktiftir bizim derslerimiz. Bizim sınavlarımızda kaynak serbesttir. Yani ben de yıllarca yaptığım sınavlarda ben anayasa hukukçusuyum. Mevzuat serbesttir. Bazı sınavlara öğrenciler valizlerle gelir. Bulabiliyorsanız yani. Su açık, bütün kitaplar, açık, notlar serbest. Yani zaten çok keyifli aynı zamanda. Çünkü dışarıda dış dünyayla karşı karşıya kaldıklarında gençler o kaynaklar olacak ellerinde. O kaynakların üzerine derin düşünebilmek, etraflıca düşünebilmek çok önemli. O zaman bu bizim hani bir ön yargı geçti mi bilmiyorum, o böyle önceden işte hukuk ezberdir katiyen falan. Kitaplar açık, her şey çok açık. Çok samimi bir şey demek söyleyeyim. Ben evimin telefon numarasını ezberleyemem. Ezber kabiliyetim sıfırdır ve hukukta ezber yoktur. Bir dakika, bunu bir daha istiyorum. Hukuk fakültesi dekanı evimin telefonunu bile ezberleyemem dedi. Ezberim çok kötü dedi. Katiyen çok kötüdür ve hukukta ezber yoktur. Mümkün değil. Hukuk matematiktir aslında. Bizde matematik dersimiz de var bu yüzden. Muhakemedir hukuk, analitik düşünmedir. Neden sonuç ilişkisini ortaya koyabilmektir. Rakamların kelimeye dönüşmüş biçimidir hukuk. Ezber diye hiçbir şey yoktur. Olsa ben yapamazdım. 33 yıldır hukukçuyum. Ve bunu çok büyük bir keyifle yapıyorum. O yüzden ezberin hukukta yerinin olmadığını söyleyebilirim. Başka bir yöntem de uygulama. Uygulamalıyı da çok önemsiyoruz. Çünkü sadece teorik değil, teorik bilgi çok önemli. Çünkü derin bir teorik bilgi, bir bakış açısı, felsefi derinlik bu hukukta çok önemli.
Bir de onun arkasında uygulama. Uygulama dersleri hem özel hukuk alanında hem kamu hukuku alanında biz baroyla da birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimiz özellikle ceza hukuku uygulama derslerinde bir grup küçük gruplar halinde baroya götürüyoruz. Orada adli yardım çerçevesinde yardımcı oluyorlar. Raporlarını hazırlıyorlar. Her somut vaka üzerinden bunu yapıyorlar. Yine özel hukukta özel hukuk uygulamaları diye bir çalışmamız var. Bu sadece bizde var, onu söyleyebilirim. 4 yıl gördüğü özel hukuk derslerini son yıl 2 dönem boyunca gençlerimiz uygulamasına sadece odaklanıp farklı disiplinleri bir arada öğrenmeye ve uygulamasını yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bahsettiğimiz bütün bu problemler, hani dünya problemleri ya, işte teknolojiyle gelen şeyler, yani küresel köyün vatandaşlarıyız hepimiz. Aynen öyle. Dolayısıyla hep kendi dilinde eğitimden bahseder hukukçular. Doğru. Sizin İngilizceye, hukuk eğitimin İngilizceye bakışınızı merak ediyorum. Şöyle diyeyim ben size, hukukta %100 İngilizce eğitim olmaz. %30 İngilizce eğitim yapıyoruz biz ve bunu gerçekten yapıyoruz. Neden önemli? En basit bir örnekle vereyim. Siz herhangi bir alanda çalışan bir avukatsınız. Mesela işte velayet davası. Velayet davasında sizin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarınızı bilmeniz lazım. Kararlar İngilizce ve Fransızca. Evet, bazı kararların çevirisi var ama hukukçu asla gider, esasa gider, kaynağa gider. O yüzden orada eksik kalırsınız. Sadece birilerinin çevirilerine bağlı kalırsınız. Ama bu önemli. Yani iç hukukta sadece ben kendi alanımda çalışacağım deseniz bile İngilizce bir gereklilik. İkincisi, İngilizce bir ilk dil olarak gereklilik. Belki daha fazlasına da gerek var sonrasında gelişmek için. İkincisi, bizim çocuklarımız yurt dışında da iş olanakları buluyorlar. Bizim özellikle vatandaşlığın kaldırıldığı ülkelerde, eyaletlerde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlerin baro sınavlarını geçen mezunlarımız var. Bu çok önemli bir şey. Yani bakıyorsunuz hem İstanbul'da hem de New York Barosu'nda, Texas Barosu'nda, Nevada Barosu'nda çocuklar baro sınavlarını geçerek, ve çok zor sınavlardır bu sınavlar, onu söylemek isterim. Bu sınavları geçerek orada da avukatlık yapma hakkını elde ediyorlar. Nereden biliyoruz onu söyleyeyim. Çünkü bize o barolardan formlar geliyor. Gelen formlarla biz işte etik değerler bakımından, üniversitede disiplin cezası alıp almadığı bakımından oradaki barolar bize soru soruyorlar. Bu çok önemli. Ve şimdi bu İngilizce eğitim yapmazsanız bu mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi baro sınavı demişken hadi Türkiye'ye gelelim. Hem mesleğe giriş sınavı hem baro sınavı biraz bizi aydınlatır mısınız, son gelişmeler? Çünkü çok geç gelmiş bir sınav bu. Yani çok daha önceden gelmeliydi. Siz olumlu görüyorsunuz ben mesleğe giriş sınavını. Ben olumlu görüyorum. Kesinlikle olumlu görüyorum. Yani elbette sınavın niteliğini, çerçevesini biliyoruz. Kanunda yazıyor gerçi. Ama henüz uygulamasını görmedik. Ama ben bunun özellikle verimli, nitelikli bir hukuk eğitimi almış gençler için artı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun için biz çok mutluyuz. Çok geç kaldı. Daha önce gelmeliydi. Nitelikli hukuk eğitimiyle farkınızı ortaya koyabilmenizin fırsatı bu. Gelenler de nitelikli olsun diye baraj da 125 bine aynen öyle. Hukukta nitelik çekildi. Geç de olsa dikkate alındı. Geçtiğimiz yıl bir toplantı yapılmıştı YÖK bünyesinde. Orada çıktı bu karar. Doğru da bir karardır bana göre. Ve bu niteliğin artırılması çok önemli. Çünkü hukuk devletin temelidir. Hukuk olmadan hiçbir şeyi sağlıklı işletemezsiniz. Onun için nitelikli hukukçuya bu yönde çok ihtiyacımız var. Evet, hukukçu çok olabilir ama kimse nitelikli hukukçudan, iyi hukukçudan şikayet etmez. Ben edeni duymadım. Bu sınavla bu ilgili yazılı olacak değil mi? Sözlü değil, mesleğe giriş sınavı. Yazılı böyle olacak. Bir bilgimiz yazılı var. Olacak. Evet, yazılı sınav. Peki yani hukuk eğitimi aldı, üzerine bu sınava girecek. Şimdi mesela bir de şunu sorayım. Lisansüstü eğitimde hukuku bitirdikten sonra mesela bilişim hukuku vesaire uzmanlaşmak istediğinde farklı disiplinlere gidiyor mu genelde? Ne oluyor akademide? Akademisyen olmak isteyen ya da farklılık katmak isteyen eğitimine. Şimdi tabii bu üniversite eğitimi sırasında yan dallar ve çift ana dallar çok önem taşıyor. Özellikle mesela finans alanında çalışmak isteyen, hukukun finansla kesiştiği noktalarda çalışmak isteyen veya uluslararası ilişkilerle kesiştiği noktalarda çalışmak isteyen arkadaşlarımız bu disiplinlerle çift ana dal ve yan dal yapabiliyorlar ve ufuklarını geliştiriyorlar. Ben çok heyecanlanıyorum gençlerin bu tür tercihleri yapmasında ve mesleğe girerken ya da eğitime başlarken genç arkadaşlarla konuştuğumda özellikle siz kendi hikayenizi yazacaksınız ve farklılaşacaksınız diyorum.
Ben yurt dışına giden arkadaşlara, hem Türkiye'de hem yurt dışına giden arkadaşlara referanslar yazıyorum. Önceki gün ben Japonya'ya referans yazdım. Geçtiğimiz yıl Çin'e referans yazdım. Öğrencilerinizden. Aynen öyle. Dubai'de mezunlarımız var. Amerika'da ve Avrupa'nın her ülkesinde hemen hemen mezunlarımız var. Başarıyı desteklemek çok önemli, çok değil mi? Çok önemli ve gençler inanılmaz hevesliler, heyecanlılar ve onlar heyecanlandıkça biz heyecanlanıyoruz. Biz çok zor koşullarda, ben Anadolu'da bir köy çocuğuyum ve bu çok zor koşullarda biz bazı şeyleri aşabildik. Şimdi çocukların elinde bu imkanların olduğunu görmek ve gençlerin bunu kullandığını görmek beni son derece mutlu ediyor. Bence ben Yeditepe'de en çok bu tarafını seviyorum Yeditepe'nin. Orada eğer başarılıysa öğrenci, yolunu çiziyorsa ve o kadar güzel size yol çiziyor ve önünüzü açıyor ki heyecanlanmamak mümkün değil. Bunun çok faydalı olduğunu ve sadece genç arkadaşlarımızın değil, bizim de hayatımızı etkileyeceğini düşünüyorum bu sürecin. Yani onlar yeter ki çalışsınlar, istesinler, aynen çabalasınlar. Aynen öyle. Üniversitede zaten hani sadece üniversitenin asli rollerinden biri tamam, araştırma, topluma fayda, ama şu anda tabii, öğrencisinin tabii yanında olma, mezunun yanında olma, aynen, bu da çok önemli bir her kriter. Her öğrenciyle biz kazanıyoruz. Evet, öyle. Yani bir öğrencimin örneğini vereyim ben size. Yani geldi, hazırlık okudu, İngilizce öğrendi, başarılı bir öğrenci. Arada Erasmus programlarına gitti. Bu çok önemli. Biz bunları çok yoğun bir şekilde. Geçen yıl 44 öğrenci gitti bizde Erasmus'a. Evet. Yani orada gitti, Almanya'ya Erasmus'a gitti. Bir parça Almanca bunları öğrendi. Desteklemek önemli. Ve şu anda hem İngilizce öğrendi hem Almanca öğrendi. Almanya'dan da yüksek lisans bursu aldı. Almanya'da yüksek lisansa gidiyor. Ne güzel. Bu güzel gençlerimizi tebrik ediyoruz. Aynen. Çok teşekkür ediyorum katkınız ben için. Ben çok teşekkür Yeditepe ediyorum. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sultan Üzeltürk bizimle birlikteydi. Çok kısa bir aranın ardından konservatuar fakültelerini konuşacağız.